Arkadaşlar hepinize iyi akşamlar. Ben akşam çekiyorum. Siz ne zaman izlersiniz bilmiyorum. Bir soru bir cevap 21. sorudayız. Konumuz bölünebilme. Aslında bölünebilme olup olmadığını sorunu anlamıyorsunuz. Şimdi göstereceğim ben size. Ama bu tarz sorular bölünebilmeyle çözülüyor. Bir soru tarzı da kendim örnek vereceğim. Çok da zor bir soru değil ama güzel bir soru tarzıyla devam ediyoruz. Evet, şimdi sorumuz burada. Ekranımızı yine büyütelim. Şöyle yapalım. Tamam. Şimdi demiş ki soru 36 üzeri 6 işte bilmem ne kaç oluyor bu? Birler, onlar, yüzler, binler, 10 bin, 100 bin, 1 milyon, 10 milyon, 100 milyon, 2 milyar mı oluyor? Evet, 2 milyar, 176 milyon, 700 bilmem kaç bin, işte 732 bin mesela, 336 gibi bir sayı verilmiş. Çok zorlandım okurken ama milyarlı. X rakamı kaçtır demiş. Şimdi burada bazı kahraman arkadaşlarımız olabilir. Olacağını tahmin etmiyorum. Hocam işte vaktimiz oluyor. Biz 36'nın ya Allah deyip 36. kuvvetten alalım diyenleri. Onlar gazeteye çıkar. Haber alamayız. Flash TV'de varlar onlar. Ya da Kanal D'de böyle Show TV'de 6-7 arası haberler var. Orada çıkarsınız kesinlikle. Sakın yapmayın. Sakın yapmayın. Gerçek kesit gibi filminizi çekerler. Peki ne yapacağız hocam? Şöyle yapacağız. Bu tarz sorularda arkadaşlar bölünebilme kuralı kullanacaksınız. Ne demek istiyoruz yani? Soldaki sayının yani buradaki 36 sayısının hangi sayıya bölünüp bölünmediğine bakacaksınız. Ve bu hangi sayı dediğimin karşılığı, hangi sayının karşılığı 9 olacak. Bakın bu yazmaz soruda. Yani 9'a bölündüğü yazmaz. Ama siz bu sorularda kesinlikle soldaki sayı 9'a bölünüyor mu bölünmüyor ona bakacaksınız. Hatta bölünmüyorsa da kaç kalanını verdiğine bakacaksınız. Çünkü pardon bize x'i verecek olan ifade 9'a bölünmek kuralıdır. Ve 36 sayısı rastgele bir sayı değildir. 9'un katıdır, doğru mu? 36 nasıl bir sayı? 4 çarpı 9. Zaten rakamları toplamı da 9 yapar. O yüzden şuradaki sayı yani 2 milyar olan sayımız mutlaka ve mutlaka ne yapması lazım? 9'a bölünmesi lazım. Peki 9'a bölünme kuralı neydi? Rakamları toplamı 9'un katı. İster 9'ları silelim. Sayı şuraya bir yazayım mı alt tarafa? Daha net görelim. 2, 1, 7, 6, 7, x, 2, 3, 3, 6 doğru mudur? 9'un katlarını silebilirsiniz aslında veya rakamları tamam toplama hakkınız var. Silme işlemi bazen karıştırıyor kafanızı kalan olduğu zaman. Biz toplayalım bir şey olmaz. 3 yapar, 10 yapar, 16, 23, 2 de burada var, 25, 28, 31, 6 daha 37. Yani sol taraf 37 artı x oldu ve buranın kesinlikle ne olması lazım? 9'un katı. Doğru mudur? O zaman ne yapacağız şimdi? Şurayı da büyütmüş olalım. 37 sayısı 9'un katı değilse biz buraya 45 yapacağız. O da ne yapar? 8 ile misal. Evet. 8 eklerse buraya 45 yapar ve sayı ne yapar? 9'a bölünür. Soldaki ifade 9'a bölünür için sağdaki ifade 9'a bölünür. Hocam niye 9 diye sorabilirsiniz. Şimdi 9'a bölünme kuralı rakamları toplama kuralı. Doğru mudur? Bak kameraya bakıyorum. Tahtaydı kameraya bak. Rakamları toplamından 9'dan tek değer gelir. Mesela 3'e de bölünür aslında ama 3'e bölünme kuralında 3 değer var arkadaşlar. Mesela ilk değeri bulursunuz. 3'er 3'er arttırırsınız mesela. 2 bulursunuz 2, 5, 8 gibi. 1, 4, 7 gibi. Ama 9'a bölünmek olan değeri bulursunuz 9 arttırmanız lazım. Değer 9 artması çok muhtemel değil. 0 çıkmadı sürece. Bunda da 0 çıkacak bir durum yok zaten. 8 çıktı mesela. Başka değer var mı? Yok. Mesela 11'e bölünmek olarak kullanılabilir. Ama soldaki sayı 11'e bölünmüyor. Artı eksi belki oradan bir şey bulunabilirdi. 7'ye bölünmek olarak çok makul değil. O çıkmadı örseğin hatırlanır sorulmaz. O yüzden burada en makul bölünme 9. Mesela 5'e bölünmek olarak son basamakla alakalı. Dedim anladık mı? Bakın bu sorularda kaça bölündüğü yazmaz. Siz her zaman için çok büyük sayı işlemlerde 9'a bölünüp bölünmediğine bakacaksın. Piyasada şöyle sorular da var. Testlerde. Şuraya kırmızıyla yazayım. Mesela pardon. İşte 13 faktöriyel diyor. Eşittir 4, 6, 5 uyduruyorum ben şimdi işte A 3, 2, 0, 0 diyor. Mesela 13 faktöriyel bu sayı olduğunu düşünün. Biz burada da 9'a bölünme kuralı kullanacağız. Çünkü 13 faktöriyel sayısının içinde ne var? 9 çarpanı var. 9 var, bir sürü 9 var, doğru mudur? O zaman bu sayı 9'a tam bölünüyor mu? Evet bölünüyor. O zaman sağdaki sayı 9'a bölünmek zorunda. Bakın ben şurayı salladım ha, tamam. Yani 13 faktöriyel buna eşit olmayabilir yani. Hemen yorum yazarlar. Hocam 13 faktöriyel yanlış yazdım. Ne bileyim 13 faktöriyel neyi? Onu bilsem burada ne işim var? Bu sayının rakamları toplamı 9'un katı olması lazım. Ne yapar? 10, 15. Şöyle çizerek gidelim. 15, 22, 25, 27. Tam 9 çıktı ya. Şurası 3 olsun. 20, 25, 3 daha 28. Yani 28 artı A eşittir. Ne oldu? 9'un katı. Burada da A yine ne olacak o zaman? Yine 8 olacak. 36 yapsın. A 8 çıkmış olur. Anlaşıldı mı? İşin mantığı bu. Hep 8 çok şakası yapmayın. Sonra şaka mı olur? Bu sorulara daima 9'a bölünmek olur. Ne yapacaksınız? Kullanacaksınız. Tamam mıdır? Evet. Bir soru bir cevaplarımız devam ediyor. Bazıları yatıyor olabilir ama biz yatmıyor. Çalışıyoruz. Bu sınavı yatan değil.
çalışan kazanır. Doğru çalışan, akıllı çalışan kazanır. Evde yalnız kalmayın. Benle kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.